Arkadaşlar merhaba. Şu an alfa mühendisliğin Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı, aslında pratikte kısım kısım yapılış halleri var ama toplu bir şekilde tam bir operasyon halinde yapmadığı bir sistemden bahsedeceğim ve bence çok memnun kalacaksınız. Biraz sonra anlatacağım. TGR'deki kanallardaki reklamcılar gibi falan olduk da onunla alakası yok. Aslında evimde çok doğal bir ortamda size kendi yaşadıklarımda, normalde bu işin ticaretini yapıyorum ama kendi yaşadığım şeylerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim evde çeşmeden maalesef su içilemiyor. Bu bizim evle alakalı değil. Tüm şehir böyle. Ve sanırım Türkiye'de çeşmesinden su içilen herhangi bir şehrin olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de insanlar çok yoğun bir şekilde sularını arıtıyorlar. Ya da büyük arıtma tesisleri olan su fabrikalarında arıtılmış olan damacanaları kullanıyorlar. Ya da litrelik su alıyorlar evlerine. Fakat damacana bir litrelik suda şöyle handikaplar var. Çok fazla handikap var da. Mesela örneğin eşiniz gece saat 2'de susadı ve su bitti. Herhangi bir yerden alamazsınız. Yani bir benzin harcayıp bir herhangi bir petrole ya da açık market bulmanız gerekiyor. Çünkü damacanalar o saat, damacana satan arkadaşlar o saatte uyuyorlar. Ki bu da çok doğal. Ya da bir bayram günü, özel günlerde aynı şekilde bu hizmeti vermiyorlar. Ya da 5. 6. kattaysanız o kadar çıkartamayız falan diyorlar. Çünkü gerçekten çok ciddi bir iş yükleri var. Yani 19 litre damacanayı sırtta alıp da omuzlarda çok üst katlara taşımak gerçekten zor bir durum. Bizim gibi küçük çaplı ailelerdeki eşler de maalesef bunu kendi yapıyor. Örneğin mesela dolabımızı açalım. Biz su olarak ne kullanıyoruz? Daha doğrusu kullanıyorduk bugüne kadar. Bu evde yeni taşındık. Mesela litrelik su alıyoruz. Bir kere bu su da hepinizin bildiği teknik özellikler var. Ben çok girmek istemiyorum detaylarını. Su bir tesiste, kardelen su mesela, arıtılmış. Arıtıldıktan sonra plastik bir şişeye hapsedilmiş. Belki bir ay önce depolanmış, artık tam bilmiyoruz. Yani enerji tesisinden çıktıktan sonra benim dolabımda ne zaman buluştu tam olarak bilmiyorum. Ama su arıtıldıktan, temizlendikten sonra herhangi bir plastikle veya herhangi bir maddeyle buluştuğu zaman oradan bir takım mikroplar alıyor ki ulusal kanallarda bunun bir sürü yayınları vardır. Kendiniz görmüşsünüzdür. Şimdi ben bu suyu kullanmak istiyorum elimde. Örnek veriyorum size. Ne yapabilirim? Buradan bir bardağı boşaltırım. Dikebilirim. Ama genelde ben dikiyorum ama bardağı boşaltırım. İçerim. Lakin benim hanım ya da ben ya da annem biz bu suyu sadece içmeyiz. Şimdi bir erik yıkamam lazım. Erik nereden çıktı? Bizim evde erik yok. Zeytin yıkayacağımı düşünün. Bu zeytini alacağım. Çeşme, eğer pistte çeşmeden yıkayamam. Bununla mı yıkayacağım? Ya da büyük damacanayla mı yıkayacağım? İşte aslında biz bunları yapmayız. Yani ezber olduğumuz aile, yani Türk mutfaklarına uygun olan materyal olarak çeşmeden biz bunu kullanıyoruz. Yani bu suyu sadece içmek için kullanıyoruz. Oysa biz evde sadece su içmeyiz. Bu yüzden Alfa Mühendisliğin yapmış olduğu sistemden bahsederken şunu yapıyoruz. Alfa Mühendislik şurada gösterebilirsiniz ya. Bu sebil, bakın, damacanasız arıtmalı bir sebildir. Yani bir su fabrikasının küçültülmüş halini düşün. Kaldı ki zaten bu sistemin adına Miyu su fabrikası diyoruz. Evet, böyle bir sisteminiz var. Ve bu çeşmeye bağlı. Normalde küçük çeşmelere de olur. Bak şu anda arıtma su geliyor. Evet, birazcık az akıyor falan ama bununla meyvenizi yıkayabilirsiniz, sebzenizi yıkayabilirsiniz, her şeyinizi yapabilirsiniz. Ardından su içmek isterseniz şöyle geniş açıdan alırsa diyelim burada buz gibi suyumuzu buradan direkt alabiliriz. Şu anda çok soğuk bir su var burada. Yani bir damacanaya veya dolapta su soğutmaya gerek yok. Ya da bir çay yapmak istedik. Ya da kahve yapmak istedik. Bakın buharını görüyorsunuz. Evet. Kaynar bir su geliyor. Direkt buna mesela poşet çayınızı atarsınız. Ve size çay olur. Genelde yalnız yaşayan arkadaşlar. Ailesi olan insanlar da bunları kullanabilirler. Yani tüpe herhangi bir şey koymak zorunda değilsiniz. Bunlar hepsini ortadan kaldırıyor. Aslında burada şunu söylemeye çalışacağım. Tabii pahalı bir sistem. İnsanlar bu yüzden kullanmıyor. Yoksa insanlar neden pet şişe alsınlar veya damacana alsınlar ki? Gerçekten pet şişe veya damacana taşımak veya taşıttırmak zor derdi. Ama bu sistemlerin çok ciddi maliyetleri var. Yani bugün 1500, 2000, 2200 falan gibi rakamlardan satılıyor ki biz ticaretini yapıyoruz. Bu yüzden de bu sisteme herkes sahip olamayabilir. Çok küçük bütçeli insanlar var. Ya da bir öğrenci, iki kişi birlikte kalıyorlar. Belki 2 yıllık, belki 4 yıllık öğrencilik hayatları var. Yani gittikleri zaman sistemi hangisi alacak gibi bir durum olduğu için pet şişe kullanıyor olabilirler. Ya da birkaç yıllığına
tayin çıkmış bir öğretmen buradan çıktıktan sonra, bu şehirden sonra Şanlıurfa'ya gidecektir. Şanlıurfa'dan sonra Kars'a gidecektir. Sistemi kim alacak, kim bağlatılacak falan gibi. Kendi başına kullanacağı bir sistem olmadığı için genelde bir mühendislik firmasına ya da bir arıtma firmasına bağımlı yaşayacaktır. Ama Alfa Mühendis bunların hepsine son verdi. Şöyle bir durum yaptı. Sizden hiç para almadan sadece kullanacağınız su kadar. Yani örnek veriyorum. Haftada bir damacana mı kullanıyorsunuz? Ayda 4 damacana diyor. Numaratörü var. O numaratör 4 damacanayı sayıyor. Siz ayda 4 damacana kullanarak, yani damacana ne kadar? 7 TL değil mi? 28 TL para ödeyerek sistemin ücretsiz sahibi oluyorsunuz. Yani aslında sahibi Alfa Mühendislik sizin evinize küçük su fabrikasını taşıyor. Siz sadece kullandığınız kadar damacana ücretleri ödüyorsunuz. Ve buna hiç para vermiyorsunuz değil mi? Mükemmel bir sistem. Seviyorum.